seçeceğim. Böyle bir saç seçtim. Farklı bir model. Daha önce Afrika örgüsü yapmıştım ama şimdi bunu merak ettim. Farklı bir şey denemek istiyorum. Arkasında da modelleri şöyle gösteriyor. Net görünecek mi kamerada bilmiyorum ama. Tabii farklı renkler, farklı modeller. İşte topladığı modeller falan filan. Şimdi bu saçı yapacağız falan. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Ve Jenny. Jenny yapacak bu saçı. Bu saçı yaparken bir de böyle iplere ihtiyacımız var. Şimdi bunları ayarladım. Bir tanesi kahverengi. Çünkü bu saç siyah ve kahverengi. Şimdi belki kamerada tam görünmüyor. Burada aralarda kahverengi var. Ve diğerleri siyah. O yüzden iki farklı ip kullanıyoruz. Bu siyah ve bu kahverengi. Nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Bana da sürpriz olacak. Bakalım başlayalım. Şimdi açacağım bu harika saçı size göstereceğim. O kadar çok saç var ki içinde. Ay! Spagetti gibi. Bakar mısın? Ama harika bir dokusu var. Yani sabırsızlanıyorum bu saçı burada hissetmek için. Bak daha yakın göstereyim. Baksana bir de bu birazcık böyle dalga dalga. Uzadığı zaman daha düz hali falan düşünürseniz şöyle güzel. Bak buralarıma falan geliyor bu saç benim. Tabii yaptığımız zaman örgülerin aralarına gireceği için tam nerelerde bilmiyorum. Ama güzel olacak. Güzel olacak. Okey. Bu saçı benim saçlarıma eklemeden önce benim saçlarımı bir işlemden geçirecek. Saçlarımı örecek sanırım, öyle düşünüyorum. Ve örmeden önce şöyle iki ipi, kahverengi ve siyah ipi birbirine geçiriyor. Bunu saçıma nasıl işleyecek göreceğiz. Adım adım hepsini göstermeye çalışacağım. Burada ipler doldu. Bu arada çok teşekkür ederim. 1000 abone olduk. Ve beni destekleyen arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Ve 1000 abone olduğumuz için sürpriz bir video yapmak istiyorum. Eğer sizin benden özellikle istediğiniz bir şey varsa lütfen bu videonun altına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda Instagram adresinden, mail adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Ve tabii Thread var, Twitter var, birçok kanal var bana ulaşabileceğiniz. Ben çok yakın zamanda Türkiye'ye geleceğim. Daha farklı, çok farklı videolarla geleceğim. Şimdi bugüne kadar yaptığım videolarda hep topraklardaydı. Afrika topraklarında. Ve Türkiye'ye döndüğüm zaman biraz da Türkiye topraklarında yapacağız. Çok kısa bir zaman. Maksimum 2-3 hafta, belki o kadar da değil. Ve sonrasında artık toprakla değil, denizde videolarla size gelebilirim. O yüzden lütfen bu aramızda kalsın. Sessiz olun. Bunun büyüsünü bozmayalım. Çok heyecanlıyım. Kalbim şu an nasıl? Yani bu size anlatırken bile kalbim bam 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 bam. Okey. Neyse bu yeter. Bunu boş yapabilirim değil mi Jenny? Kamera açık mı? Açık olsun. Ama ışık. Jenny. Boş no problem. Ha? Yeah. Really? Yes. Sure? Eğer yıkayamayacaksam istemiyorum. Çünkü saç başka Afrika örgüsü gibi değil. Daha önce yaptığımız Afrika örgüsünde yani biraz daha böyle zayıf göründü saçlar ama bunda baksana maşallah böyle saç yani. Aslan saç, aslan yerisi gibi saç. Böyle de çok çılgın oldu aslında. Evet, nasıl başlayacak? Şimdi kamerada onu da göstereceğiz. Ben bu saç modellerini öğreniyorum. Türkiye'de size göstereceğim. Ama siz de videolardan takip edip yavaş yavaş öğrenebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Eyvah, yine küçük küçük önceki saç gibi valla. Hatırlıyor musun Afrika örgüsü kaç, ne kadar sürmüştü? 6 saat mi, 7 saat mi? Gece 2'lere kadar buradaydı. Ben böyle mi duracağım uzun zaman? En son alışkanlık yapmasın. Türkiye'de nerede bulacağız Afrika örgüsü yaptıracağız?
Ne desem, ne desem, ne desem. Ama gerçekten doğru. Saat kaç? Saat 2 şu anda. Bu o kadar sürmez ya. Hayır, hayır. Bu o kadar zaman olmayacak. Olmayacak. Haraka, haraka, haraka. Haraka, Suahili haraka demek. Hızlı demek arkadaşlar. Bunu da buraya dipnot geçelim. Haraka, hızlı. Haraka, haraka, haraka. Hızlı, hızlı, hızlı yap. Pole, pole. Yavaş, yavaş. Pole, pole. Biraz yavaş, yavaş. Çok hızlı gidiyorsun demek. Ve bu pole, pole, hızlı, şey, yavaş demek ama sadece pole, Suahili'de sadece pole demek özür dilerim demek. Yani üzgünüm gibi. I'm sorry gibi. Pole. Başladık saça. Eyvah benim boynum, yine özür dilerim boynum ya. Gerçekten yine böyle duracağım. Ha, unuttum, uzun zaman oldu değil mi? Diğer Afrika saçını yaptık. O zaman demiştim bir daha yapmayacağım bu saç. Şimdi very tight. Jamie. Gerçekten şöyle göstereyim. Şimdi ben düşünüyorum, acaba biraz devam edeceğiz. Eğer böyle güzel olursa, beğenirsem bugün bu saçı kullanacağım. Yarın diğer saçlara ekleyeceğiz. Nasıl fikir? Evet Jenny. Az önce o kadar sıkı ördü ki. Tekrar ördük, ördü ki buraya. Şimdi tekrar açtık, tekrar düzelttik. Tekrar baştan örecek. Ama aşırı sıkı ördü. Çünkü böyle çok sıkı örmeye alışmışlar. Çünkü Afrika saçları çok kısa olduğu için, daha sağlam tutabilmesi için çok çok sıkı örüyorlar. O yüzden bu saçlarda da aynı olay. Ay. Evet, burayı ördük. Burası örgü oldu şöyle. Gayet güzel oldu. Burada çok ufak bir tutam kaldı. Çok da güzel oldu falan diye düşündük. Yarın devam edelim. Bunu da yarın yapalım diyoruz. Ama saçı da tam örecektik aslında. Tam örmesek mi acaba? Burada da benim saçım böyle düz bir şekilde kalsın mı diye düşündük. Ay farklı oldu ya. Ardın olmasın. Şurada. Yok, gel. Ne? Tekrar devam ediyoruz. Biraz yakından gösterdim. Güzel görünüyor değil mi? Kötü değil. Evet. Zuri. Çok az bir bölüm kaldı. İki tane de buraya öreceğiz. Sonra bakalım nasıl olacak. Evet, ön işlemimiz bitti. Uçlara da şöyle renkli renkli tokalar takıyoruz. Şöyle küçük küçük renkli tokalar takıyoruz. Ayakta göstereceğim. Full göstermek istiyorum. Arkası falan ya da diğer taraf hiç görmüyor. Daha ben de bakamadım ama umarım güzel görünüyordur. Sarı saçlarım buraları böyle böyle düşür. Şemsiye gidiyorum. Çok güzel oldu. Sevdim. Evet, saçlar hazır. Nasıl görünüyor arası? Evet, hazır saçlarım. Son hali böyle. Ne kambiye, nani para hangi sayı? Farklı. Böyle böyle. Bu çok komik oldu. Evet arkadaşlar,
Şimdi bunu yaptık. Şu göl şurada da çekelim. Evet, bunu yaptık. Tamam mı? Normalde saçları yapacaktık ve yarın yapalım diye karar verdik. Yarına kadar ben bu saçları kullanayım biraz. Ve yarın yeni saçlarla, keşke yeni saçlarla tekrar videonun devamında göreceksiniz. Bu arada izleyen arkadaşlar, like bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Tabii izlerken hemen abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Selam arkadaşlar. 1000 aboneyle musmutlu bir güne uyanmak. Ve tabii ki uyandığında, pencereden dışarıya baktığında bu manzarayla ve hafiften çisil çisil yağmur sesiyle ve kokusuyla uyanmak inanılmaz, tarifsiz hisler veriyor insana. Şairane konuşmaya çalışırken ben çok acıktım. Örnek olacak bir davranışa şahit oldum. Burada plastikleri bu şekilde bakın. Ayırmışlar. Hiç çöp olmayan bir yerde bunu yapmaları gerçekten beni çok mutlu etti. Çünkü sokaklarda hiçbir yerde çöp kutusu bulunmuyor. Biz buradan ekmek alıyoruz. Sabahları, bazen öğleden sonra falan. Bu ekmekler arkadaşlar. Bu küçük şu şekilde bir ekmek. Al sana göstereyim. Bu da kek. Half kek ismi. Böyle yarım. Çok garip bir kek. Tadını anlatamam şu anda. Bu pişiye benziyor ama pişi gibi değil. Küçük mandazi. Burada da patatesli. Karışık bir şeyler var. Burada çapati. Zaten çapatiyi çok bildiğimiz benden. Böyle acıktık. Yemek yiyeceğiz. Ben neden bu kadar uzun?
Afrika'da olmak demek her hafta ya da her ay farklı saç, farklı model yapabilirsin. Bu da gerçekten çılgınlar gibi, peruk gibi insanlar saç değiştiriyor. Ama işin ilginç tarafı, burada insanlar peruk kullanmıyorlar. Hep böyle saçlarını örgüler, işte Afrika örgüsü, farklı farklı modeller yapıyorlar. Ben bu saçı nasıl yıkayacağım onu düşünüyorum, biliyor musun? Çünkü ya da nasıl kuracağım, kurulacağım? Hilal saçlarımı kıskandı. Ondan bakıyor, saçlarına bakıyor. Belki o istiyor. Ay şey mi? Ay çok sesli. Evet, şimdi bu tarafı nasıl devam ettiğini göstermek istiyorum. Bak. Bu elimdeki bu tığ gibi bir şey ama kullanırken saçın arasından tam geçirirken bu tığın ağzını kapatıyor. Bak. Türkiye'ye gideceğim bu saçtan. Şimdi saç işine başlıyorum Türkiye'de. İsteyenlere bu saç modelini yapabilirim. Lütfen yorumlar kısmına ya da bağlantılardan, Instagram adresinden ya da diğer bağlantılardan bana ulaşabilirsiniz. Şu an biraz önümde. Gerçekten çok güzel gidiyor. Ben bu kadar kolay olduğunu hiç düşünmedim. Çünkü dün bu saçı ördük. Bu saçları örmek 15 dakika kadar sürdü. Ve bunu da yapmak çok hızlı. 10 dakika olmadı. Saçın yarısı neredeyse bitti bak. Bu da çok hızlı. Maksimum 15-20 dakikada bu sürüyor. Yani 40 dakika civarında, yarım saat 40 dakikada bitiyor. Saç hazır. Çok sevdim, çok. Aşk yaşıyorum saçlarım. Az önce ne oldu? Dükkana bir tane kadın, bizim komşu var dükkanda. Yani yan tarafta bir dükkan komşusu var. Bu kadın içeriye girdi ve saç yaptırmak istedi. Bu saçı gördü. Bu saç aylardır bu dükkanda bekliyor. Sadece bir tane vardı. Ben de bugün yapmaya karar verdim. İçeriye girip neden bunu istiyorsun? Aylardır bu saç burada. Neyse, bunu gerçekten birkaç tane alacağım. Ne kadar alabilirsem alacağım, Türkiye'ye getireceğim. Çok kolay bir model ama çok efsane, çok havalı, çok cool duruyor. Gerçekten çok güzel. Şimdi bitince göreceğiz. Nasıl kullanacağım? Kullanması zor mu, kolay mı? Bunu biraz düşünüyorum. Çünkü saçlarımı yıkadığım zaman dipleri kuruması gerekiyor. Bu madde, bu nasıl bir malzeme bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, bitti. Şimdi bu bitti ama bitmedi. Neden bitmedi? O gördüğünüz kocaman paket benim saçlarıma yetmedi. Üst tarafları ve arkası şu an açık kaldı. Bak. Buralar eksik. Hani bir pakete daha ihtiyacımız var. Muhtemelen bugün akşama kadar yeni paketi sipariş edip gelecek. Ve daha sonra buraları dolduracağız. Bu saç daha formda, daha güzel görünecek. Biraz sinirlerim azaldı. Çünkü ben, yani yeter diye düşündüm. Çok büyük yani. Tutuya bakar mısın? Samara gibi olmuş. Samara biliyor musun? Bir tane korku filmi var böyle. Beğendiyseniz like bırakmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım sipariş hemen gelir ve daha da bitmiş halini size gösterebilirim. Burası biraz altı.
Okay. Bakın şimdi arkadaşlar, bu elimdeki tığ gibi, bunun olayı şu: şurada kancası var, saçın içine böyle geçirdiği zaman bu kancayı kapatıyor, böylelikle saçınızı değil bunu tuttuğu için bunu içeriden çekiyor. Aha, nasıl anlattım, harika. Şimdi göstereceğim. Önce bunu tutuyorum ve kancayı şöyle, kancayı kapatıyoruz. Aa, kapanmadı. Şimdi nereye alacağım mesela? Saçın. Aa, dur bir dakika. Ha, dur, bu kancayı kapatıyoruz belki. Şuradan. Evet, böyle geçirdi. Kancayı açıyorum burada ve saçı alıyorum. Bir tane. Saçı, evet. Ay, kendim yapmak. Buradan çekiyorum. Şöyle, ha. Tamam, şimdi kancayı açıyoruz. Evet. Bunun bir tarafını tutuyorum, çekiyorum yine. Şöyle. Şu şekilde. Okay. Böyle araya giriyor. Okay. Böyle. Bazı yerlerinde dibine düğüm de atıyor ama bazı yerlerinde bu şekilde, böyle asansörlü gibi saçı kullanabiliyorsun. Özellikle önlerinde daha iyi. Okay, şimdi şunu da yapalım. Bir tane daha saç kaldı. Şunu da yapıyoruz. Yolda yürürken böyle çikolataları gördüm ve çok ilginç, hepsinin üzerinde yabancı yazıyor. Mesela X5. Bu Türkiye'den geliyor arkadaşlar. Çok ilginç. Şunun adı da bir şey. Bir şey. Bak, bu da 77X'ler. Bu Konya'dan geliyor. Türk malı. Burada gördüğünüz çikolataların %90'ı Türkiye'den geliyor. Hepsi Türk malı. Şu an memleketime gelmişim gibi. Çok garip. Ben bunun fiyatını öğrenmek istiyorum. Full bar. Türk malı. Türk malı. Hepsi Türk malı. Anladın mı? Şu gördüğün çikolatalar, şurası ve gofret. Ve bu da değil mi Türk malı? Bu Türk mü? Ha, bu Hindistan. Bu Türk değil. Ama şunların hepsi, bakar mısın? Hepsi Türkiye'den. Görmek istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone olun. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Peki şimdi bu saçı açıyoruz. Neden açtık? Arka tarafındaki örgüler aşağıdan sallandığı için, buradan sallandığı için buna farklı bir örgü deneyeceğiz şimdi. Çünkü çok rahatsız etti beni, güzel kullanamadım. Altlardan hep kendi saçlarım çıkıyor falan.
Haifa Yemiyorsa niye Veda. Evet, neyse bozduk saçı, açtık, kapattık, tekrar yaptık falan derken 3 günü geride bıraktık. Videonun başında 3 günün başlangıç noktası var. Şimdi gece gece edit yaparken aklıma geldi, saçın son hali bu. Ben tekrar bozdum, hatta saçımı kendim yaptım. Şöyle göstereyim. Biraz daha kısalttım arkadaşlar bu saçı. Çünkü gerçekten uzun saç, özellikle bu saç sana ait değilse bununla hayatına devam etmek çok her yerin harcı değil. Benim için değildi. Özellikle Afrika şartlarında ben kullanmayı tercih etmedim. Biraz daha kısa yaptım. Şimdi son hali bu. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan Türkiye'ye, Azerbaycan'a, Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, tüm dünyaya çok selamlar. Hepinize sevgiler, saygılarımı gönderiyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ve sizlerin düşüncelerine ve tavsiyelerine çok ihtiyacım var. Yorumlar bölümünde hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.